Canım Anne Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sultan sarması yapacağız. Çok pratik ve hafif bir tatlı. Şimdi malzemelerimize geçelim. Muhallebisi için olan malzemeleri sayıyorum. 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı katı yağ, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 3 su bardağı sütümüz var. Arasına sürmek için de 1,5 su bardağı süt ile 2 poşet krem şantimiz var. Ve üzerine bulamak için bolca Hindistan cevizimiz var. Tarifimize geçelim. İlk olarak muhallebimizi hazırlayacağız. Muhallebi için olan tüm malzemeleri tenceremize alıyoruz. Unumuzu ve nişastamızı koyuyoruz. Şekerimizi ilave edelim. Kakao ve yağ ilave ediyoruz. Ve son olarak da sütümüzü ilave ediyoruz. Pişirmeye başlamadan önce ilk önce şöyle bir karıştıralım birazcık. İyice karıştırdım. Ocağın altını açtım bu arada. Kısık ateşte açtım. Bu tarif en önemli kısmı şu. Muhallebiyi muhakkak kısık ateşte pişirmemiz lazım. Topaklanma yapmaması için. Yaklaşık bir 10 dakika kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebimizi pişireceğiz. Muhallebimiz hazır, pişirdim. Şöyle göstereyim size kıvamını, bakın. Akışkan bir kıvamda olacak. Şimdi muhallebiyi dökeceğim tepsiye. Gördüğünüz gibi bolca Hindistan cevizi serptim. Ne kadar çok Hindistan cevizi serperseniz çıkartırken o kadar rahat olur. Şimdi hazırladığımız muhallebiyi mümkün mertebe eşit miktarda tepsimize dökeceğiz. Muhallebimizin hepsine döktük. Şimdi bunu böyle düzlememiz lazım. Size pratik bir yöntem göstereceğim. Bir kaseye birazcık süt aldım. Kaşığın tersine şöyle gördüğünüz gibi süte batırıyorum. Bu şekilde çok dikkatli bir şekilde böyle her yerine yayacağız. Yine batırıyorum süte. Eşit miktarda tepsiye dağıtmamıza yardımcı olacak bu yöntem. Muhallebimizi kaşık yardımıyla düzledik. Şimdi üzerinde sütler kaldı ama sıkıntı değil. Çünkü krem şanti süreceğiz arasına. Şimdi bir 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum bunu. Şimdi krem şantiyi hazırlayacağız. Kaba aldım krem şantileri. Üzerine sütünü ilave ediyorum. Blender yardımıyla ya da çatal ya da çırpıcı yardımıyla çok iyi bir şekilde çırpalım kıvam alana kadar. Şantimiz hazır. Çırptım iyice. Muhallebimizi de dinlendirdik zaten. Şöyle bir alalım önümüze. Şimdi hazırladığımız krem şantiyi muhallebinin üzerine dökeceğiz. Her yerine yayacağız. Krem şantimizi de sürdük. İyice yaydık. Şimdi tatlımızı bu şekilde buzdolabında 1 saat boyunca bekletiyoruz. Sonra da dilimleyip servis edeceğiz. Tatlımızı 1 saat buzdolabında beklettik. Şimdi dilimleyeceğiz. İstediğiniz ebatta ve büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Size kalmış. Tatlımızı dilimledikten sonra spatula yardımıyla sarıp servis ediyoruz. Ben şimdi çocuklar sabırsızlandığı için onlara sarıp verdim. Şimdi size de göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Kestik dediğim gibi spatulayla ucundan çok yavaş ve dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Şöyle tutuyorum. İlk katını üstüne attım gördüğünüz gibi. Sonra bir kat bir daha böyle tutuyoruz. Bir kat daha atacağız. Hafifçe de bastırıyoruz. Şimdi alttan tutalım. Şu ucunu böyle bıçakla bastırıyorum ki çıkması kolay olsun diye. Gördüğünüz gibi dilimi çıkardım. Şimdi tabağa alıp servis edeceğim. En son bitmiş halini de göstereyim size. Sultan sarması tatlımız hazır. Yapımı gerçekten pratik. Sadece sarma kısmında biraz dikkat gerektiriyor. Onun dışında çok kolay bir tatlı ve çok da hafif. Yanında meyve veyahut da dondurmayla da servis edebilirsiniz. Tarifi deneyen herkese şimdiden afiyet bal şeker olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.